Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere para kazanacağınız bir yol anlatacağım. Bunu anlatma sebebim şu anda virüs olduğu için ülkede birçok kişi çalışamıyor ve para kazanamıyor. En azından bu vereceğim taktikle az da olsa cebinize biraz para girecek. Şimdi anlatacağım taktik arkadaşlar. Sadece günlük 2 saat Knight Online oynayarak aylık minimum 800 lira para kazanacaksınız. Şimdi taktiği anlatmaya geçelim. Yavaş yavaş anlatacağız inşallah. Evet, ilk önce yapmamız gereken şey kendimize bir server seçmek. 3 yeni serverdan birini seçmelisiniz. Çünkü gem ve kutu fiyatları en pahalı buralarda. Sirius, Altar ve Vega. Benim önerim size Vega'dır. Mantıken Altar gelebilir tercih olarak. Çünkü en yüksek GB orada dersiniz. Fakat şu an Vega'nın GB'si gerçekten güzel. Çok düşüktü ve son bir haftadır arttı. Bunun nedeni ise Vega'ya 1 artı 1 etkinliği geldi. 1 artı 1 etkinliği ise level'larınız çifter çifter artıyor. Yani 1, 3, 5, 7, 9 diye gidiyor. 79 level'a kadar böyle ilerleyecek. Zaten bize de gereken 79 level bir karakter. Server'ı seçtikten sonra yapmamız gereken ikinci şey premium tercih. Premium tercih için çok büyük bir tercihler yok. Bronze veya gold var. Ama tabii bronzu seçmeyeceğiz arkadaşlar. Bronz 60 lira. Gold 169 lira. Bunun nedeni ise Gold Premium'da çok fazla hediye var. Şöyle verdiği hediyeleri de göstereyim. Bronze Premium size oyun önceliğinden başka hiçbir şey vermiyor. Oyuna giriş önceliğinden başka bir şey vermiyor. Gold Premium size Trina ve 800 kc hediye ediyor. Bu da şöyle oluyor arkadaşlar. 1600 kc hediye geliyor. Yani 136 liralık bir hediye verecek. Şimdi ben bunu anlatacağım size daha ayrıntılı bir şekilde. Server'ı ve Premium seçtiğimize göre karakter tercihi kalıyor. Karakter olarak Rogue değil, Rogue açmayacağız, Mage açacağız. Çünkü gireceğimiz etkinlikler FT ve JR. FT ve JR demişken arkadaşlar, JR'ye ve FT'ye girmesini anlatayım size. Taunt attıktan sonra böyle sol taraftan gidiyorum. Çünkü pazarların arasından geçerken videoda olabilir. Sol taraftan gidelim. Size gösteririm nasıl giriş yapacağınızı. Çünkü JR'ye girmek kolay fakat FT'ye girmek her baba yiğidin harcı değil. FT'ye herkes giremez. Bunu öğreteceğim size. Müsaadenizle bir yudum çay alıyorum. Dilim damağım kurudu. İlerleyelim bakalım, gidelim. O pazarların arasına geçmek daha kısa bir yol arkadaşlar. Burada generatörü gördükten sonra buradan giriyoruz. Şimdi bu JR ve FT ile ilgili bütün ayrıntıları size anlatacağım. Ben bir tablo oluşturdum. Orada her şey yazıyor. Evet arkadaşlar, buraya geliyoruz. İlk önce evet arkadaşlar NFC'ye geldim. Biraz önce yürütemedim. Bayağı denedim. Onu sonra anladım ki ayarlardan grafik ayarlarını düzeltmem gerekiyormuş. NFC'ye geldikten sonra B'ye basıyoruz. Burası kalabalık olacak. Şimdi boş. Bu kadar kolay basamazsınız. Geldikten sonra insanların arasından NFC'yi ayırt edebilmek için B'ye basıyoruz. Sonra E ve sağ klikle basıyoruz. Böyle NFC'yi yürütebiliyoruz. W ve S tuşuna basmayacağız. Sadece A ve D'yi kullanacağız. Böyle buraya gelip dayanacağız arkadaşlar buraya. Yukarıda gördüğünüz NPC'nin canı var. Bu NPC'nin canı bir tık aşağı düşecek. Yukarıdan node düşecek. Bu NPC'nin canı bir tık aşağı düştüğünde buraya basılı tutuyoruz. Anında bırakıyoruz ve girmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay aslında bunu yapması ama tabi zamanlama lazım. Bir saniye bile kaçırırsanız giremezsiniz. Şimdi size ben JR'ye nereden gireceğinizi anlatayım. Biliyorum bunları birçoğunuz biliyor. Fakat bilmeyenler de var. Bir saniye üstümde para kalmış. Evet arkadaşlar şimdi de JR'ye girişi anlatacağım. Bir gidelim JR'nin oraya. Evet arkadaşlar şimdi JR'ye de girişi anlatalım. JR'ye girmek için minimum 70 level olmanız lazım. Tabii bizim kasmamız gereken 79 seviye bir çar. Buradan Esland'a gidiyoruz. EMC'den Esland'a gidiyoruz. Esland'dan tekrar bu ışınlanma gate'inden tekrar Esland'a ışınlanıyoruz. Geldikten sonra bu karşıdaki NPC'den gireceğiz. Bir gidelim onun da yanına. Burası yine kalabalık olacak tabii. Tıklamanız zor olacak. Önerim kamp 1 yerine kamp 2'de girin. Çünkü kamp 1'dekilerle kamp 2'de aynı yere giriyor bu kişiler. Yine B'ye basıyoruz. Sağ ve yürütme tuşuna basıyoruz. Şu anda bir şey çıkmadı. Konfirm'e basıyoruz. Tabii bir şey çıkmadığı için şu anda JR vakti olmadığı için tıklayamadık. Bir şey çıkmadı. Buraya tıkladığımızda şöyle göstereyim. Yine yürütüyoruz. Sakin bir yere geçelim ki tıkladığımızda kasmasın ama JR'ye girmek kolay. Şimdi böyle tıkandık tabii. Yine yukarıdan NPC'nin ismi bir tık aşağı düştüğü gibi basıyoruz ve JR'ye girmiş oluyoruz. Sıralama sayıyor. Hemen ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar ben size girişleri anlattım. Hangi karakteri seçeceğinizi söyledim. Mage açacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi hangi server'ı seçeceğimizi söyledim.
hangi premiumu seçeceğimizi de söyledim. JRL'lere ve FT'lere nasıl giriş yapacağımızı da anlattık. Şimdi sıradaki şey nasıl kazanacağız bu parayı? Evet, bunu anlatacağım size. Ben burada tabloyu oluşturdum, görüyorsunuz. Şimdi günlük 2 saat oynayacağız dediğim gibi. Çünkü etkinliklere 4 kez gireceğiz. JR ve FT etkinliği ikişer kere oluyor. Günlük 2 saat harcayacağız ve etkinlikler dediğim gibi yarımşar saat sürdüğü için 2 saat yetecek bize. Gold Premium alma nedenimiz arkadaşlar, biraz önce söyledim. Gold Premium 170 lira fiyatı var. Ama yanında verdiği 1600 KC'lik hediye TL olarak 136 liraya denk geliyor. Yani Gold Premium size 34 liraya geliyor. Fakat Bronze Premium şu anda 60 lira paraydı. O yüzden Gold Premium her türlü sizin için daha iyi. Şimdi bunlar bizim giderlerimiz. Günlük 2 saat ve 34 lira. Şimdi gelirleri konuşacak olursak JR'ye gireceğiz dediğim gibi. Sabah 7.40 ve akşam 11.40'da JR'ler var. 60 kere JR'ye girme hakkımız var bir ayda. Bunun hepsini kazanma ihtimaliniz yok. Kazandığınız zaman 2 silver veriyor. Kaybettiğiniz zaman bir tane black veriyor. Ben %50 kazanma şansınızı varsaydım ama daha fazla emin olun. Çünkü mage kasacağız. Mageler JR ve FT'lerde inanılmaz etkili. İtem almanıza gerek yok. Şimdi bir okçuyla görev itemleriyle oynarsanız kazanamazsınız. Ama magede görev itemiyle de çok rahat şekilde kazanabilirsiniz. Şimdi %50 ihtimalden bahsettim. 60 tane silver gem alacağız. Her girdiğimiz 2 tane maçtan tekini kazanırsak 60 silver alacağız. Kaybettiklerimizle beraber bir de odalar içinde yaratık keserken gem atıyor. Bunlarla beraber kesin 100 black geliyor. Daha fazlası da geliyor. Blue gem de gelebilir. Blue gemin tanesi 3M. Black gemin tanesi 1M. Şimdi hesaplamaya geçecek olursam. Silver gemler şu an Sirius'ta ve genel serverlarda 7M'den başlıyor. Büyük ihtimalle Vega'da daha pahalı çünkü Sirius'ta GB fiyatı daha yüksek olduğu için, ama hani Sirius, Vega bunları şu anda bir tutuyorum. Gerçekten fiyatları neredeyse eşitlendi. Sırf Vega'yı seçme amacımız 1 artı 1 etkinliği var. Ve bir mage'yi minimum 3 günde 79 seviyeye yapabilirsiniz. Zamanında gitmez. Premium'unu da rahat rahat kullanırsınız. Şimdi 60 tane Silver Gem 7M'den 420M para yapar. 100 tane Black Gem 1M'den 100M para yapar. Tabii bunu daha da fazla satabilirsiniz. Bunlar buy pazarı. Siz sele kurarsanız daha pahalı satabilirsiniz. Ama ben minimumdan hesaplıyorum ki siz hayal kırıklığına uğramayın. Oynadığınız zaman daha çok kazanın. Bu önemli değil benim için. Şimdi toplamda 520M para kazandık JRL'lerden. Bir de FT'ler var. FT'lere de dediğim gibi ikişer kez giriyoruz. FT'ler gece saat 3'te ve akşam 8'de oluyor. Buna da 60 kezden tabii 3'te 1 girememe olasılığınız olacak. Hepsine gireceksiniz diye hesaplamıyorum ama hepsine girerseniz ne mutlu size tabii. Şimdi 60 FT'den 60 tane coin alıyorsunuz. Bu FT'de kazansanız da kaybetseniz de yani hiçbir şey alamazsanız bile 60 tane coin kesin alıyorsunuz. 60 tane coin de 3 coin bir tane blue chest ettiği için 20 tane chest diye sayıyoruz. Ve bunun yanında 3'te 1 oranında kazandığınız için şimdi ben mageleri kesin kazanmış olarak yazıyorum. Çünkü magelerin hepsi istisnasız mavi chest kutusunu alıyor. Blue chest'i alıyor. Toplamda 60 tane blue chest geçecek elimize. Şu an Sirius'ta 11'en bir tane blue chest. 11,5 hatta ama 11 dedim. Vega'da daha pahalıdır GB fiyatından dolayı. Toplamda 666 emlikte bir FT gelirimiz var. Totalde 10 GB, 11 GB, 12 GB'ye yakın para. Şimdi Vega'da 10M 77,5 lira. Toplamda birim fiyatı olarak 118 birim bizim paramız. 7,5 ile çarptığımızda aylık 885 lira para ediyor. 34 lirada çıkarttığımızda 851, 850 lira para ediyor. Şimdi bu para sizin minimum neredeyse kazanacağınız para. Ben bu yüzden anlattım. Minimum 800 lira rahat rahat kazanırsınız. Herhangi bir şanssızlık, herhangi bir işte tabii olağan dışı elektrik kesilmeleri falan olmazsa 850 lira çok rahat kazanırsınız bu oyunda. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar sizlere. Ben bunları kendim uygulamaya çalışıyorum. Benim başka yaptığım şeyler de var. Şu an Vega'da ben gidip 4 tane Warrior açacağım 1 artı 1 etkinliğinden dolayı. Elime MP-Rek, HP-Rek alıp Drakiler'e gireceğim. O Drakiler de güzel para getiriyor. Orada kastığım paraları siteye satıp tekrar çarıma koyacağım. Bu çara koyacağım. Bu benim esas karakterim olacak. Bunu geliştirme üzerine oynuyorum. Zaten yarın da bu karakterin bir haftalık gelişimine dair video paylaşacağım. Arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Sizin için yararlı olduysa videoya like, yorum atabilirsiniz. Mutlu olurum bundan. Benim videomu öne çıkarttı bu yaptığınız şeyler. Eğer buraya kadar geldiyseniz hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar diliyorum.